TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. YouTube TV Kaya'dan herkese merhabalar. Yılport Samsun Spor'un 16. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Ankara Spor maçı için başkente gidiyoruz. Noyan Alper Cappar'la birlikte o şoför koltuğunda ben yanındayım. İnşallah kazanacağımız bir maç olacak. Tabii siz ben bu videoyu maçtan sonra yüklediğim için maçın skorunu biliyorsunuz ama ben bilmiyorum. Ben de bir tahminde bulunmak isterim. Gönlümden geçen 4-0 gibi bir sonuç var ama biraz zor bir skor olabilir. Eksiklerimiz var ama ben yine de 4-0 diyorum. Alper sen ne diyorsun maçla ilgili? Ben geçen gün programına yazdım 3-1 biter. 3-1. Alper 3-1 diyor. Ben 4-0 diyorum. Bakalım nasıl sonuçlanacak maç. Şimdi maçın hikayesi videomuzla devam ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, YouTube TV Kaya kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Evet, yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yolculuğun ardından Ankara Osmanlı Stadyumundayız. Tabi biliyorsunuz Osmanlı Spor'un adı Ankara Spor olarak değiştirildi ama hala bazı yerlerden Osmanlı Spor'un adı silinmemiş. Görüyorsunuz Osmanlı Spor Futbol Kulübü yazıyor stadın girişinde. Böyle bir staddayız. Bakalım maça geldik. Şimdi biraz daha stadın detay videolarını çekeceğim sizler için. Evet, takımların gelmesini bekliyoruz artık. Size biraz Osmanlı stadını göstermek isterim. Tabi Melih Gökçek zamanında yapılan bir tesis. Biraz şatafatlı. Bunu söyleyebilirim. Tabi dediğim gibi Osmanlı Spor'un izleri tam artık silinememiş tam anlamıyla. Ama yavaş yavaş silinecektir. Mesela şöyle göstereyim. Şimdi burada Ankara Spor yazıyor. Şuradaki bir şeyde Osmanlı Spor ibaresi var. Dediğim gibi çok fazla tam anlamıyla Osmanlı Spor'un adı silinmese de böyle bir tesis. Güzel bir stat. Burada önceden de maç oynadık. Yine Ankara Spor'da o zaman da takımın adı. Bakalım az sonra takımımız gelecek. Evet, stada ilk olarak Ankara Spor'u taşıyan otobüs geliyor. Eskort eşliğinde Ankara Spor kafilesi geldi. Az sonra da Yılport Samsun Spor kafilesinin Samsun 19 Mayıs Stadyumuna gelmesini bekliyoruz. Samsun Spor da yolda, bunu da söyleyelim. Takımımız daha sonra Osmanlı Stadyumuna gelecek. Karşılaşmanın hakemleri de geliyor. Biliyorsunuz karşılaşmayı Onur Öztoprak yönetecek diyorum ama ben siz tabii
Video maçtan sonra izleyeceğiniz için yönetti diyelim. İnşallah iyi bir yönetim ortaya koymuştur Onur Hoca. Bakalım şimdi hakemler de stada giriş yaptı. Sizler de gördünüz, Yılport Samsun Spor'u taşıyan otobüs Ankara Osmanlı Stadyumu'na eskort eşliğinde giriş yaptı. Tabii maçın hikayesinde stat yolculuğumuz, bunlardan görüntüler bulacaksınız. Şunu da sizlere ifade edebilirim. Önceden de bildiğimiz bir stat, çok şatafatlı bir stat, bunu söyleyebilirim. Takımımız da stada geldi. Tabii 19'da başlayacak karşılaşma. Rakiplerimiz de kazandı. Zor bir maç bizi bekliyor. Merhaba hocam. Buradan kazanarak dönmek istiyoruz. 3 puanla dönmek istiyoruz. Evet, futbolcularımızı görüyorsunuz. Ahmet iniş yaptı. Şimdi oyuncuların inmesini bekliyoruz. Samsun Spor dün geldi Ankara'ya biliyorsunuz. Evet, şimdi oyuncularımız iniyor. Muhsin, Yıldırım, İlyas Kubilay, Yavuz Erkam, Reşmen, gördük onları. Eren Kartal, Buğra Çağıran da otobüsten indi. Merhaba, kolay gelsin arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. İlyas merhaba, merhaba Buğra. Yalçın, merhaba Gökhan. Ferhat Çulcuoğlu da geçiyor. Evet, Kevin Boli indi şimdi. Edwin, Jassy geliyor. Guido Koçer, Nurullah Aslan. Merhaba Nurullah. Ercan geçmiş olsun tekrar. Eyvallah, görüşürüz kardeşim, kolay gelsin. Furkan merhaba. Oğuz kolay gelsin. Sizin merhaba. Enes oradan, yandan. Enes İstanbilkin, o da geldi. Evet, Burak Çalık geliyor. Burak, gol bekliyoruz senden bugün. İnşallah. Fulma, o da geçti. Evet, takımımız Osmanlı Stadyumu'na geldi. Şimdi ekip, personeller geliyor. Evet, Ahmet Han indi şimdi araçtan son olarak. Evet, az önce de ifade ettim, Osmanlı Stadı Ankara Spor Osmanlı'nın her şeyinden kurtulsa da stadın adı Osmanlı Stadyumu hala. Bir bu değişmemiş. Görüyorsunuz, oyuncuların dahi ateşi ölçülüyor içeride giriş yaparken. Bunlar da not ediliyor. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Biz de aynı şekilde basın tribününe geçerken aynı şeyler olacak. Ateşimiz kontrol edilecek ve öyle gireceğiz. Evet, yavaş yavaş canlı yayınımı nokta alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz saat 16'da kadrolar resmi olarak, 16 diyorum, 18'de kadrolar resmi olarak açıklandığında yine yayında olacağım ve ilk 11'i sizlerle değerlendireceğiz. Sizlerden ricam, şu anda yayınımı izleyen ama kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum. Aynı şekilde yayınımızı beğenip paylaşırsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Daha fazla renktaşımıza ulaşmış oluruz diyelim. Hepinize Ankara'dan şimdilik hoşça kalın. Evet, Osmanlı Stadyumu'nun etrafında tam da gün batımında çok güzel bir görüntü oluştu. Bu görüntüyle de sizlere baş başa bırakmak istedim. Her iki takım da geldi, gördünüz zaten. Hakemler geldi, artık maçı bekliyoruz.
Biliyorsunuz yayıncı kuruluş Beyin Sports ve herhangi bir görüntü stat'tan stat içinden yayınlayamıyorum. Maç bittiğinde de yine sizlere müsabakanın değerlendirmesini yapacağım ve maç hikayemiz bitmiş olacak. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yayınımızı da beğenip paylaşmayı unutmayın. Evet, öldük, dirildik ama Ankara'dan galip gelmesini de bildik. Zor bir karşılaşma oldu. Yani beklentimiz daha rahat bir galibiyetti ama Ankara Spor dirençli bir takım. Biz de bu dirence maçın belli bölümlerinde cevap veremeyince maalesef sıkıntılar yaşadık ama şu dönemde en hayırlı şey kazanılacak 3 puan ve biz de bunu başardık. Oyuna sonradan giren İlyas'ın müthiş de asisti, gerçekten kutlarım İlyas'ı. Gökhan Alsan kendi yarattığı penaltıyı gole çevirerek bugün alkışı hak etti Burak Çalık. Maçtan önce izlediğiniz videoda stada gelirken gol bekliyorum senden dedim, golünü de attı. Her şey güzel oldu. İnşallah Adana Spor maçında kayıpsız geçip 33 puanla ilk yarıyı bitiririz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube TV Kaya kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna dokunabilirsiniz. Hepinize Ankara'dan bu soğuktan sevgiler, saygılar. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.